geldik. Çok heyecanlıyım. Çünkü buraya yıllar önce gelmiştim. O da karadan. Hiç denizden geleceğimi de düşünmemiştim. Buradan görmek de çok harika. Yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Bakalım bordalayacak bir yer olursa çok iyi olur bizim için. Saat 3'te Amasra Limanı'na geldik ve bordaladık. Ben de çok uzun yıllar önce gelmiştim. Hatırlamıyorum o yüzden. Gün batmadan vardığımız için şanslıyız. Çünkü biraz bize de keşfetmek için zaman kaldı. Biraz çok şirin gözüküyor buradan bakınca. Çok sakin bir yer. Burada ne ünlüydü? Yemek? Buranın mezgiti meşhur. Mezgitle Amasra'nın salatası meşhur. Ben onları es geçmem yani, biliyorsun. O zaman deneyelim. Ha, bu arada buraya bağlandık ya, limanla ilgili ayrıca bir bilgi vereceğim tabii ki. Biraz gün batmadan gezmek istiyorum açıkçası. Çok dikkatli olan şey var burada. Burası Amasra'nın küçük çarşısı. Bir sürü incik boncuk, hediyelik çok güzel şeyler var. Biz de buradan kendimize bir hatıra olarak küçük bir yelkenli magneti aldık. Üzerine de isim yazdılar, Ada diye, sağ olsunlar. Güzel, şirin bir yer. Tavsiye edilir. Amasra Kalesi UNESCO'nun listesinde. Burada çok güzel eski geçişler, kapılar var. Ve o kadar sakin ki şu anda kış olduğu için. Bence yazınki yorumları hiç güzel değildi. Çok kalabalık oluyormuş. O büyük şehirlerin stresinden de çok uzakta bir yerde şu anda. Çok sakin.
üzerinde olduğum yer tarihi Kemere Köprüsü. Burası Roma döneminde yapılmış ve Bizanslar döneminde 8. 9. yüzyıllarda da onarım görmüş. Her iki tarafın da manzarası muhteşem. Kayıp terliklerinizi burada bulabilirsiniz. Bu nedir ya? Burada herkesin tavsiye ettiği en iyi yemek Karadeniz mezgiti ve tabii ki Amasra salatasıymış. Biz de yemeğe geldik. Boş geçmeyeceğimi söylemiştim. Amasra'da akşam yemeğimizi yedikten sonra erkenden tekneye geldik. Çünkü yarın sabah yine erken yola çıkacağız. Ve uyumamız gerekiyor. Bugün gezerken ya size şimdi anlatacaklarımı yolda anlatmak isterdim. Fakat zamanımız olmadığı için gün batımına kadar gezmemiz gerektiği için şimdi anlatıyorum. Biz gezerken bir beyefendiyle karşılaştık. Kendisi 76 yaşında eski bir denizciymiş. Bize kimsenin bilmediği, sadece çok iyi tarihçilerin bildiği bir sürü şey anlattı. Hatta buradaki yerel rehberlerin ya da diğer turist rehberlerinin bile bilmediğini söyledi. Ben de onları paylaşmak istiyorum. Çünkü ben de hiç duymadım. Gerçekten hiç kimse bilmiyor olabilir. Şimdi Amasra'nın ilk alınışı şöyle olmuş. Burada bir köyde bir çoban varmış Mehmet adında. Mehmet bir gün bütün çıkınını toplamış. Demiş ki annesine, ben demiş İstanbul'a gideceğim. Fatih Sultan Mehmet'in yanına. Oğlum etme eyleme yok dinlememiş, gitmiş. Sonra Fatih'in yanına vardığında demişler ki bu belki bir ajandır, bunun işte kellesini vuralım falan. Çocuk ağlamış yakarmış. Sonunda Fatih Sultan Mehmet'in huzuruna çıkarmışlar. Fatih de demiş ki senin adın ne? Mehmet. Benim de Mehmet demiş. Sen ne istiyorsun? Söyle bakalım demiş. O da demiş ki sultanım demiş. Dünyanın bir incisini aldınız demiş. Ama bir inci eksik kaldı kolyede demiş. Fatih de akıllı adam demiş ki neresi? Amasra demiş. Amasra bir inci. Böyle fethedilmiş. Sonra Fatih Sultan Mehmet buraya gözlemcilerini yollamış. Kadırgalarla gelmişler, bakmışlar önce buralara. Hatta bir asker mi çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam? Yok, Fatih Sultan Mehmet burada bir tepeye çıkmış. Demişler ki ne yapacak hani tepede? Bakacak demişler. Buraya bakacak. O yüzden o tepenin adı Bakacak Tepesi kalmış. Bu birinci hikaye. İkincisi bence daha da ilginç. Amasra da Roma döneminden kalmış zaten. Bizanslılar buradaymış. Roma döneminde Kuş Tepesi miydi? Kuş Kayası. Hep unutuyorum, karıştırıyorum kaç sefer. Kuş Kayası yol anıtları varmış. Yani yol anıtı demek de oraya getirip ayrıca bir anıt koymuyorlar. Oradaki kayaları oyarak anıtları yapıyorlarmış. Burada çok büyük bir kartal heykeli varmış. Şimdi de duruyor ama kafası yok. Kafası kopuk. Neden kafası kopuk? Çünkü gözünde iki tane değerli taş varmış. Onun için kafasını koparmışlar ama hikaye bambaşka. Aslında
Gagası, Kartal'ın Gagası bütün Türkiye'yi ihya edecek bir hazinenin yerini gösteriyormuş. Bunu da bizim karşılaştığımız beyefendi çok ünlü bir tarihçi anlatmış. O hazineyi birçok defa aramışlar ama tabii ki bulunamamış. Çünkü kafası nereye bakıyor bilinmediği için. Ah bir de bunlar olmasa. İşte böyle hikayeler daha çok şey anlattı ama zaman yetmez hepsini anlatmaya. Çünkü biz bir saat kadar dinledik. Güzeldi. Teşekkür ederiz kendisine buradan tekrar izlerse bizi. Şimdilik iyi geceler diliyoruz. Sabah görüşmek üzere.